Merhabalar, TV19 ekranlarında satır başıyla karşınızdayız. Hafta içi her gün farklı konuları konuştuğumuz programımızda bugün çocuklarda davranış bozuklukları ve olumsuz davranışları sizlerle birlikte paylaşıyor ve konuşuyor olacağız. Program konuğumuz eğitimci Levent Sarı, satır başı başlıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi yoğun, ucu ucuna yetiştiriyoruz hayatın peşinde. Sanki dünyanın yükü gibi ama güzelliği var yani. Hepimizde bir koşturma var hocam. Kesinlikle. Bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Ama sağlığınız, sağlığınız inşallah çok ihmal etmiyorsunuzdur. Yok yok, çok çok iyi olduğumu düşünüyorum. Maşallah. Biraz rahatsızlık yaşamıştım daha önceki dönemde ama şu an bayağı aşama kaydettiğimi düşünüyorum yani Yoğunluk bana göre diyorum biraz da. Biraz da seviyorsunuz hocam. Hani uğraş ve sevdiğiniz işi yapınca. Aynen. Ya biz öğretmeniz. Öğrencileri çok seviyorum. Onu söyleyin. Bunu da ifade etmekten hiçbir zaman yerde kalmıyorum. Öğretmen arkadaşlarıma da çok ifade ediyorum. Öğrenciler de onu görünce sana daha yakın olduklarını hissediyorlar. Ve yani her konuda seni bir baba gibi, öğretmen gibi görüyorlar. Onda hiç şüphe yok. Yani o dürüstlüklerini falan bana sonuna kadar sergilediklerini düşünüyorum öğrenciler. Ne kadar güzel. Tabii yoğun ve geçmişe baktığımız zaman da bir rehber öğretmenliği kimliğiniz var hocam. Evet. Bundan dolayı da bir abi edasında öğrencilerin her zaman devam ediyor. Hala da öyle. Aynen. Zaten bir olay yaşadım. Bunu da buradan paylaşayım. Buyurun. Hani müdürlük mü yapıyorsun, rehber öğretmenlik mi şeklinde şeyler söylüyor. Müdür yardımcılığı, estağfurullah, görev müdür yardımcılığı. Buradan müdürüme de hürmetlerimi sunayım. Müdürlük deyince öyle bir şey anlaşılmaz. Estağfurullah. Bana çok sevdiğimiz bir abimiz, bir müdürümüz gelmişti. Demişti ki sen burada müdürlük mü yapıyorsun? Müdür yardımcılığı mı estağfurullah? Rehberlik mi yapıyorsun demişti. Evet. Vallahi ben dedim ki rehberlikle müdürlüğü birlikte yapıyorum. Hakikaten de öyle. Öğrencilerden de hakikaten yine rehber öğretmenimiz var okulumuzda ama biz de her aşamada asıl branşımız rehberliği hiçbir zaman ikinci plana atmıyoruz. Çok güzel. Hocam şimdi konulara baktığımız zaman şöyle bugün nelerden bahsedeceğiz? Biraz girizgah yaptık. Evet. Çocuklarda olumsuz davranış bozuklukları, bunların nedenleri nelerdir? Evet. Tedavi süreci, kişisel sorunlar, bunları konuşacağız. Evet. Evet. Ben girizgah yaptım, size bırakayım pozisyonu. Evet. Nasıl başlayalım, nelerden konuşacağız, şimdi bahsedeceğiz? Davranış bozukluklarını tabii saymakla bitmez. Bizim yani ilk başta aklımıza gelen ne bileyim bir tırnak yeme olabilir. Evet. Ne bileyim bir oyuncağısız yatmama olabilir. Bir oyuncağa aşırı derecede bağlantı, yani tik tarzı bir şey olabilir. Obsesif diyoruz biz ona. Bunun tabii harekete geçmiş haline de kompulsif diyoruz. Evet. Bu olabilir. Hani bunların hepsini göz ardı etmiyoruz. Şimdi bunlar nasıl oluşuyor? Tabii ki bir süreci var. Bunlar kendiliğinden hiç yokken bir anda çıkmış davranışlar değil. Atıyorum bir çocuk kardeşi dünyaya geliyor. Çocuk altını ıslatmaya başlıyor. O zamana kadar yapmayan çocuk bir anda altını ıslatmaya başlıyor. Hani bu nedir? Bir davranış bozukluğudur. Evet. Bu da bir davranış bozukluğu. O halde bunun nedeni nedir? Sürece bir bakmak lazım. En son aşamada aile içinde değişiklikler nelerdir? Onu hani, gözlemlemek gerekiyor. Aynen öyle, onu gözlemliyoruz. Buradaki değişiklik ne diyoruz? İşte bir yeni bir çocuk dünyaya gelmiş. Abla ya da abi bu sefer şöyle bir düşünceye giriyor. Sevgi paylaşılacak mı? Beni daha çok az mı sevecekler? İşte efendim o altını ıslatıyor, onu daha çok seviyorlar gibi bir olumsuz düşünce içine giriyor. Hani bunu çocuğa güzel güzel ifade ederek daha çok bunun göz hizasına kaldırıp ya da onun göz hizasına inip onu ifade ederek çocuğun hiçbir sevgisinin azalmayacağını, onun da kendilerinin bir şey olduğunu ve birçok şeyde de mesela diyeyim ki küçüğü severken ben öyle yapıyorum. Onda da büyük şeyler, olumlu dönütler alıyorum. Mesela işte ablasının bir tanesi. Yani direkt benim bir tanem. Oraya da alıştırıyorsunuz herhalde. Aynen öyle. İşte oğlum var. Oğluma diyorum. Ablasının bir tanesi diyorum bu. Bu şekilde severlerse. Bu güzel aslında. Bu davranışı sergilemek gerekiyor. Çünkü kesinlikle. Orada bir çatışma olabilir çünkü çocuklar. Kardeş de olsa. Aynen. Mesela diyelim ki işte çocuğun altını değiştiriyorsa anne der ki
bezi getirir misin diyebilir. Çocuğa bir de iş de yüklüyorsun, sorumluluk da yüklüyorsun. İşte ablası getirmiş, ne kadar güzel getirmiş, ablası şöyle. Hani böyle çocuğu da dışlamadan. Evet. Çünkü o mesela o altını değiştirme süreci bile çocuk için bir zulüm gibi düşünülebiliyor. Çocuk öyle değerlendirebiliyor. Hı-hı. Diğer çocuğa çok zaman ayırıyorlar, bana zaman ayırmıyorlar. Onu bile farklı alabiliyor. Aynen, onu işin içine dahil edeceğiz. Hı-hı. Tüm aile içinde işin içine devamlı çocuğu dahil ederek, onu daha çok dışlamadan bu aşama halledilebilir diye düşünüyorum. Ya daha da bir üst seviye çıktıysa, halledilemiyorsa muhakkak ki bunun, çünkü niye? Çünkü çocuk bırakmış, daha sonra yeniden başlıyor. Onun için bunun bir uzmana başvurulması uygundur. Ama genel itibariyle eğer ki bu dediğimiz şartlarda tamamen halledilebiliyorsa uzmana gerek yok diyebiliriz. Bu altını ıslatma ile ilgili. Diğer bazlarda bakarsak, diğer durumlara bakarsak, atıyorum işte çocuk bir maddeye, bir materyale daha fazla bir merak sardırıyor. Onsuz uyumuyor ya da onu devamlı gezdiriyor hayatında. Ona bir şeyler yüklüyor. Benim bir akrabam şey yapardı. Köylerde yaptığımız ağaçtan sandalye var ya. Ona bir bebek şeyi yüklemişti. Onu gezdirirdi akşama kadar. Bu benim bebeğim, bu benim onun bebeğim. Onun için vazgeçilmez belki. Aynen, onun için vazgeçilmez. Elinden aldığın zaman da atıyorum. Onun yerine başka şeyler yüklemek de lazım. Çünkü bu bir bağımlılık haline geliyor. Evet. Bir şey oluyor. Zaten hani o yüzden bir şeyi aldığın zaman onun yerine başka bir şey yüklemezsen de o onu hiçbir zaman unutmuyor ve sana tamamen düşman olabiliyor çocuklarda. O yüzden olumsuz bir davranışı yerine olumlu bir davranış koyarak bu davranıştan da uzaklaştırılabilir. Mesela onsuz uyuyamayan çocuklar var. Mesela bir oyuncağı var, o oyuncak olmadan uyuyamayan çocuklar var. Aslında çocuklarda var hocam. Hani bunu kendi çocuklarımızda gözlemleyebiliriz ya da başkalarında da görebiliriz. İşte battaniyesi olmadan uyumayan çocuk. Aynen. Çok önemli bir, onun için önemli bir oyuncağı vardır. Onsuz uyumayan çocuk. Evet, evet. Çokça var örnekler. Ya ben bugün onun daha detaylı farkına vardım. Çocuğu kreşe bırakıyorum. Giderken oyuncağının bir mavi robotu vardı. Robotun ayağı kırılmış. O kadar stres yaptı ki, yani ağlıyor çocuk. İçin için ağlıyor. Hani böyle sesli ağlamıyor ama sinirlendiğini belli diyor artık. Oğlum ne oldu? Hani ne oldu ki böyle yapıyorsun falan. Söylemiyor da. Daha sonra tabii gönlünü ettik bir şekilde. Oyuna başladık falan. Şeye geldik. Kreşin önüne geldik. Kreşi tam bırakıyorum. Dudağını büktü ve ağlamaya. Yine için için ağlamaya başladık. Dedim ki oradaki öğretmenine, dedim kusura bakmayın ben bir gezdireyim gelin, kucakladım götürdüm. Sonrasında geri gelince tam arabamızın yanına geldik. Kendisi parktan, parkta birazcık dolaştık. Geri de kendisi parktan şey yaptı. Dedi ki baba, dedi, arabadan bana benim kılıcımı verir misin? Bir tane oyuncak kılıcımız var. Şimdi benim orada şu aklıma geldi. Kesinlikle bir oyuncak getirmesi lazım. Sanki hani onu iyice şartlanmış o şeye diye düşündüm. Hani bu bir olumsuz davranış mıdır? Bence olumsuz bir davranıştır. Ki mesela oyuncak günü vardı. Sadece oyuncak günü götürülmesi lazımdır. Şeye, kreşlere ya da okullara. Bu şekildedir bildiğim kadarıyla. Ama mesela bu artık bunu niye? Çünkü diğer öğrenciler de getiriyordur. Bu bunsuz kalacağım, oyuncaksız kalacağım havasına giriyor birazdan. Hani bunu da gördüm. Bunların bir terapisi, bir tedavisi mümkün mü? Mümkün. Demin ki dediğim gibi. Bu olumsuz davranışların yerine olumlu şeyler koyabilirsek daha iyi olacak kanısındayım. Çocuktan bir şeyi hemen almaktan onun yerine bir şey koymadan almak herhalde. Kesinlikle. Yani yeni bir şeyler koyacağız. Eskiyi ona göre biraz daha olumlu belki. Aynen. Bir öncekinden. Ya mesela diyeyim ki işte adam sigarayı bırakıyor. Hani bu ilerleyen yaşlar için de geçerli. Sigarayı bırakıyor. Bakıyorsun eline tesbih alıyor. Tesbih sallamaya başlıyor. Bir meşgale buluyor. Aynen ya. Bir meşgale buluyor. Ya da leblebi atıyor. Bakıyorsun yolda geçerken leblebi çok yeniyor. Diyor ya sigarayı unutturması için yapıyorum falan diyor. Hani bu nedir işte, bir davranışın yerine başka bir davranış. Tabii sigaradan çok çok iyidir bunlar da. Kesinlikle, kesinlikle çok çok iyidir ama yeri hani sigarayı zararlı. Aynen. Sigarayı hani unutturması için kullanılan materyaller. Ama bu bir davranış pekiştirici midir? O da zamanla gösterir kendisini. Ama zamanla bunu bırakacaksa bu bir pekiştireç değildir. O hani bir şeyi bırakma durumudur. Olumsuz bir davranışı bırakma durumudur. Ya da tırnak yeme mesela yine. Hani ben bunları bir nevi biraz da bağımlılıkla eşdeğer tutuyorum, biliyor musun? Yani bağımlı hale geliyorlar. Yine kendi çocuğumdan örnek vereyim. Hani bu şekilde durumlar yaşandığı için söylüyorum.
Benim çocuk mesela kulakla çok oynamayı seviyor. Özellikle uyuyan kişinin falan kulağıyla. Sizde mi hocam? Anne babayla? Aynen, anne babanın kulaklarıyla. Şimdi bunu gelir eliyle oynar ya da uyanır uyanmaz o kulağa dokunması lazım. Hani onun eksikliğini hissediyor belki. Belki dediğiniz gibi hocam, ben burada şunu söyleyebilir miyiz? Yani anne babanın kulağıyla oynaması onun için bir güven de belki çıkartıyor. Aynen. Hani mesela yoksunluğunu hissetmesi. Mesela sabah uyanmış, geliyor. Anne baba yok. Anne neredesin falan filan deyip direkt ben hemen odaya dalıyor. Efendime söyleyin, o niye o yoksunluk? Evet, onu hani, görmek istiyor belki. Aynen. Bir de belli çocuklarda, zaten çocuklarda bu bir dönem vardır. Anneyi kaybetme düşüncesi, duygusu. Annem vefat ederse ne olur, ölürse ne olur. Tabii bu şekilde şeyler, düşünceler oluşuyor. Olumsuz düşünceler de oluşuyor. Orada o çocuğa sevgiyi iyi vermek lazım. Yani yani bensiz olmazsa olmazım gibisine değil de o sevgiyi ayarlı bir şekilde vereceğiz. Diyeceğiz ki yavrum, ben senin her zaman yanında olmaya çalışacağım. Ama bensiz de olsa sen ayakta duracaksın. Hani ben her durumda senin sığınacağın bir liman değilim. Bunun imajının iyi verilmesi lazım. Kendi ayakları üzerinde de belli bir zaman sonra durabileceğini. Kesinlikle. Biraz daha aslında erkenden bunu. Kesinlikle. Yine burada bir programımızda konuşmuştuk hatırlarsanız. Hani çocuk merdivenlerden çıkarken kucaklayıp koymayın demiştik hani. O basamakları kendisi çıksın ama eliniz devamı sırtında dokunmadan şöyle bir mesafeli bir şekilde dursun ki çocuk bilsin ki annem babam arkamda ama burayı benim başarmam lazım. Çocuğun kendi başarısını elde etmesi için bazı hani desteklerin olması gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Yani bu zaten hani beyinde de bağımlılıkla aynı, hemen hemen eşdeğer. Biraz da biz de bunu yapıyoruz. Nedir? İşte bu şeyde çocuğu şartlandırıyoruz. Hani bunu şartlandırarak bizim çocuğu bir nevi bağımlı hale getiriyoruz. Ya da çocuk bir davranışı sevgilediği zaman diyoruz ki tek onu yapma da sana şunu vereyim. Ödüllendirerek bir nevi pekiştiriyoruz, şartlandırıyoruz. Ve orada da ödüle bağımlı hale geliyor. Ödüle bağımlı hale geliyor. Aynı deminki söylediğim gibi bir maddeye, bir materyale bağımlı hale geldiği gibi ya da efendime söyleyeyim bir davranışı bağımlı hale geldiği gibi bağımlı hale geliyor. Bunu zamanla da bırakan çocuklar çok fazla. Kendiliğinden bırakıyor. Tırnak yemek daha farklı bir durum. Biraz da hani tırnağın temelinde stres var, yaşanmış stresleri biraz daha hemen orada şey yaparak biraz daha hemen tırnak yeme şeklinde ifade ediyoruz. Bunun için bazı şeyler var, tırnak yemeyi bırakmak için ojeler var, acı evet. Oje diyorlar. Bu davranışı tamamen bıraktırıyor mu? Ben inanmıyorum. O davranışın temeline inmek lazım hani biraz daha. Ya da o davranışın yerine başka davranışları biz yükleyebilirsek, onu özellikle psikologlar çok iyi yapıyorlar. NLP denilen bir yöntem var. Neuro-linguistik programlama diye. Beyin dili programlaması diyorlar. Onun bir aşaması var işte. Eski şeyi unutturuyorlar. Yeniden yenisine başlatıyorlar. Bunu uzmanlar uyguluyorlar. Bu tarz bir şey var ki davranışı yeniden sana yerindeyse şekillendiriyor ve yüklüyor yani bir nevi bilgisayar programlaması gibi. Bu noktaya tam gelmiş yani tedavi sürecinden bahsederken biraz şöyle bahsedelim derseniz hocam. Şimdi böyle bir davranış olunca, çocuğun olumsuz bir davranış olunca bazı aileler bunu hep öteliyor. Ya çocuktur geçer, çocuktur olur. Belli bir kadar öteliyor. Bir yerden sonra da artık tedavi kabul etmez bir hali de gelebilir. Evet. Bu çok önemli. Hani demin söyledim ya, ben buna şöyle bir örnekle şey yapayım. Atıyorum çocuk altını ıslatıyor. Önce ıslatmamıştı, sonra bir ara ıslatmaya başladı. Bunu aşmanın yolu nedir? Çocuğa hak ettiği sevgiyi kesinlikle vermek lazım. Evet. Hani o hak edişi olan, çünkü öncekini sen bir anda kesiyorsun ya da ikiye bölünüyor. Ya çocuklar bazen babayı bile kıskanıyor anneden. Kesinlikle. Yani, hani 10 yaşında, 10 aylık kızım var. Onu ben görüyorum hocam. Yani babayı kıskanıyor. Babayla annenin yakınlaşmasını, bazı şeyleri kıskanıyor ya da şeyi. Yeni çocuğu daha da çok kıskanıyor. Evet, o bambaşka. Daha dünyaya gelmeden kıskanmaya başlıyor. Yani biraz işte da o alıştırma süreci var ya hocam. Aynen işte bak, öyle. Kardeşin olacak, işte sana bir kardeş gelecek, aynen sana bir arkadaş gelecek evet, diye. Evet. O bile zahmetli. O bile hani onu bile hani böyle şeyli yaparsak daha iyi oluyor. Hani tutup da onun da bir sınırları var, sorumluluklarını bile hani anlata yaparsak daha iyi olacak. İşte demin söyledim işte çocuğu severken bile, küçük çocuğu severken bile kardeşinden dolayı seveceğiz. Diyeceğiz ki işte bu aslında çok güzel ablasının bir tanesi, abisinin bir tanesi. Ablası çok seviyormuş,
Hani sen seviyorsun ama oradan onu vermek lazım. Demek ki ablam da beni seviyor. O zaman biraz da ona farklı yaklaşayım hissiyatı geliyor herhalde. Öyle. Biraz burada şey olabilir mi hocam? Çünkü bazen hani hastalıklar da hep öyle ya, işte bunlar hep yeni çıktı. Eskiden böyle hastalıklar yoktu denir ya. Evet, biraz daha büyüklerden duyarız bunu. Şimdi biraz daha geçmişe dönersek mesela Doğu'da öyle. İç Anadolu'da da böyle işte. 10 kardeşti, 15 kardeşti, 8 kardeşti. Aileler var. Zamanla da bunlar böyle kardeşle birlikte bir arkadaş haline geliyorlar. Evet. Bir, iki, üç odada hep bir arada kalıyorlar. Evet. Son dönemde biraz daha böyle işte aileler ikinci bir çocuğu yaparken sanki o kadar çocuğa endeksiler ki çocuk izin verirse o kardeşi yapacak hale geliyorlar. Aynen. Biraz hani çocuk, biraz da şartlar. İşte ya işte ben çocuğa yeter miyim falan diye düşünerek bazı düşüncelerde. Hani bunlar tabii şey değil muhakkak ama çocuk da hocam yani şunu görmek lazım. Eskiden dediğiniz gibi biz şimdi şu anda çekirdek aile modeliyle daha çok haşır neşir oluyoruz. Oradayız daha. Buna entegre de olduk aslında. Entegre de olduk. Ama eskiden öyle değilmiş. Kalabalık aileler varmış. Belki işte dedeyle babaanneyle kalan amca çocukları var, diğer çocuklar var. Belki işte orada 3 aile, 4 aile, 5 aile bir arada kalıyormuş. Hala da var mesela hani bu bizim toplumda var. Kesinlikle var. Şimdi biraz daha biz ne yaptık? Çekirdek aileye geçtik. İşte burada ne oluyor? İşte dedenin sevgisi yok. Dedeyle babaanne ya da anne aynı evde kalmadıkları için. Onların tabii sevgisi eksik oluyor. Şu eksik oluyor. Ne oluyor? Belki onunla bulamadığı sevgiyi diğeri tedarik ediyordu. Diğeri karşılıyordu. Şu anda onlar yok. Çocukla bir bakıyorsun. Özellikle de anne babası ayrılmış çocuklarda. Bunu çok fazla görüyoruz. Evet. O tabii o bir süreç. Aynı o çocuklarda da böyle davranışlar oluyor. İşte birinci durum anne baba ayrılıyor, çocuk diyor ki oh be ya rahatladım artık, eskiki sesi falan filan duymayacağım diyor. Ama daha sonraki bir aşaması geliyor, bu bir süreç. Orada bir rahatlama süreci diyorum ben, kısa süreli de olsa bir rahatlama süreci var çocuk açısından. İkinci bir süreci var, çocuk kendini suçlamaya başlıyor. Ya bunların ayrılmasına ben suçluydum diyor. Ve son süreç var, son süreçte de anne babayı suçluyor. Yani burada aslında suçlu ben değildim, anne babaydı, bunlar da suçlular. Ve bu ne oluyor işte, bu da bir davranış bozukluğuna da o çocuğu itebiliyor. Yani orada da işte efendime söyleyeyim, özellikle de diyorlar işte anne baba ayrıldığı zaman çocuklar risk altında oluyor. Risk altındaki çocuklarda bağımlılık daha fazla olabiliyor. Ha bu iş basamak basamak, sigaradan başlıyor, daha büyük bağımlılıklar Allah göstermesin gidebiliyor. Gidebiliyor. Ama bu her anne babası ayrılan çocuk için bu geçerli midir? Muhakkak. Demek ki süreç geçerlidir ama o saydığım. Bir işte bir rahatlama, iki kendini suçlama, üç o herkes için geçerli. Onda hepsi de aynı şey, aynı durumları yaşar ama bir sonraki aşamasında bağımlılık ya da şey yapabilir mi? Bu da zaman gösterir ama geneli çünkü niye? Annenin yanındaysa baba biraz daha şey, babayı biraz daha uzak kaldığı için, onun sevgisinden uzak kaldığı için o sevgiyi de kendisine yeterli görmediği için bir bakıyorsun ki ya da anne o sevgiyi kapatmak için, farkı kapatmak için daha fazla veriyor, özveri sağlıyor çocuğa. Onun da bu karşılığı olarak ne yapıyor? Şımarabiliyor. Hani bunlar da bir davranış bozukluğuna itebiliyor. Bu davranış bozukluklarında iyi tabii ölçüp dengeyi de korumak gerekiyor değil mi hocam? Söylediğinizden yola kesinlikle, çıkarsak. Kesinlikle. İşte anne evet diyor, baba hayır diyor, baba hayır diyor, anne evet diyor ya da o tutarsızlık diyoruz ya. Kesinlikle aynı. O, o noktada. O tutarsızlığı da iyi tutturmak lazım. Mesela aynı evde annenin bir davranışa olumlu da tepki vermesi, aynı davranışın sergilendiğinde, bir sonraki aşamada sergilendiğinde olumsuz davranması, olumsuz tepki göstermesi, o veya şiddetli tepki göstermesi çocukta tutarsızlığa neden olabiliyor. Ya da deminki söylediğiniz gibi annenin bir şeye güldüğü bir duruma baba sert tepki gösteriyor. Çocuk Allah Allah diyor. Ben hangisini tutturacağım diye bir şeyler kendi kendine. Tabii tabii bu konuda hanımefendilere haklarını teslim etmek gerekiyor. Onlar biraz da otokontrolü daha sahipler. Aynen. Çünkü babada biraz daha farklı oluyor. İşte erkekse özellikle, erkek çocuğu varsa işte aslan oğlum, yap oğlum gibi bir durum içerisine giriyor. Ama hani biraz daha otokontrolü ve hakimiyetinde belki de tutmak zorunda oluyor zorunda baba böyle oluyor. Olunca. Ya babalar biraz daha hani toplumumuz açısından değil, genel açıdan da böyledir de. Babalar toplumumuz açısından biraz daha hani ön plana çıktığı için söylüyorum. Biraz daha hani otoritenin şeyi gibi düşünün. Yani bizim çocuklar bile ilk işte efendim mesela şey yaptılar. İlk daha yeni konuşmaya başladığı zaman bile. Mesela ben hani kayınpedergile gidiyorum ya da babamgile gidiyorum.
babamın orada otoriter olduğunu farkına varıyorlardı. Kayınpederimin evinde otoriter olduğunu farkına varıyorlardı. Mesela ben hiç unutmuyorum, kızımın bir defa beni şikayet etmesin. Seni Hacı Baba'ya, kayınpedere Hacı Baba diyorlar. Hacı Baba'ya şikayet edeceğim diyor, tamam. Yani onu benim de otoritem olarak görüyor. Hani benim de üzerimde bir şey olarak görüyor. Böyle durumlar yaşanabiliyor. Hani o otoriteyi de baba, evde sağlayıcı babadır. Evet. Aslında hani bunu çok tartışılabilir ama benim bir savunduğum şey vardır. Eğitim babada biter. Eğitim babada biter. Anne işin bazen duygusal boyutudur. Aynı kalp gibidir ama baba beyindir. Biraz daha o konuda da hocam, anneyi bu tatlı kandırmaktan bahsedelim. Anneyi biraz daha kolaydır ya çocuğun işte. Ama kesinlikle baba da zordur. Baba da tıkanır bir yerden sonra ama ya anneyi aşabilir hemen çocuk. Evet, anne evet, kıyamadığı için. Evet, baba da muhakkak kıyamıyordur ama dediğiniz babanın biraz da otoriter kimliği var. Otoriter bir kimliği var. Emniyet şibobu gibi anne yani. Evet. Yani oğlum hani işin çözüm noktası gibi. Hı-hı. Yani işte bir yere gitmek ister çocuk. Tek başına gidemez. Baba izin vermez. Anne de der ki yavrum olmazsa şöyle yapalım, şu şekilde biz de gelelim. Mesela bir çözüm noktası. Evet, çözüm çıkartıyor. Anneler her zaman için zaten çözüm noktasıdır. Tedavi sürecini o zaman şu şekilde bitirelim hocam. Bitirmeden evet, önce şimdi bazen anne babalar bunu reddedebiliyor işte. Evet. Ya hayır, çocuğumda herhangi bir problem yok, niye yardım alayım ama. Şimdi yardım almak gerekiyor. İnsanlar bunun eğitimini almışlar. Bu konuya vakıflar. Evet. Ve bunu da meslek olarak yapıyorlarsa, bir eksik de varsa, göze görür de bir problem varsa, evet, muhakkak anne babaların bu yardımları, işte terapilere gitmelerini ben öneriyorum şiddet. Kesinlikle. Yani ben burada şurada şöyle bir giriş yapayım. Mesela diyeyim ki işte çocuk dünyaya gelmiş, anne baba çalıştığı için çocuğu bir yaşadığım olayı anlatıyorum. Buyurun hocam. Çocuğu anneanneyle dedenin yanına bir iki gün vermişler. Çok da vermemişler. Evet. O da tam da çocuğun yetişme dönemi, belki konuşma dönemi. Hı-hı. Ama çocuk oradaki o şeyi görmeyince bir susuyor çocuk. Hı-hı. Sanırım 7 yaşına kadar, 8 yaşına hiçbir şey konuşmuyor. Yani ve çocuğu işte biyolojik açıdan mıdır diye doktora falan götürüyor. Çocukta en ufak bir şey çıkmıyor. Yani psikolojik kökenli. Tabii orada çocuk kaldığı evdeki o sevgisizliği, yani demek ki orada sevgiyi alamamış ki. Hı hı. Hani ben burada o tarafı da kötülemiyorum ama orada mesela... Bir şey var belli ki. Bir şey var ki olumsuz bir davranış. Anne baba daha hiçbir zaman hani çocuğumda bir şey yok gibisine şeyde bulunmuşlardı. Daha sonra sanırım şey aldılar, psikolojik destek aldı ve çocuk belli kelimeleri artık üretmeye başladı. O zamana kadar kullanmamıştı yani. Ağzını hiç kullanmamış, dilini hiç kullanmamış. Sadece yeme içme için kullanmış ama konuşma için hiç kullanmamış. Ses çıkartmaya başladı önce. Hani bu bir aşama aşama. Hani uzman yardımı gerekli. Kesinlikle. Uzman yardım olmadan özellikle belli bir şeye geldiyse, hani artık işinden çıkılmaz bir hale geldiyse uzman yardım olmadan olmuyor. Hele hele de biz mesela ki biz bunu aşmak için daha fazla sevgi verdiğimiz zaman daha da büyük şeylere neden olabiliyor. Diğer olumsuz durumlara da neden olabiliyor. Hani bunları da iyi görmek lazım. Uzman yardımının ben olması olmaz olduğunu düşünüyorum. Ama her şeye de bu tutup çocukla ilgili. Çocuk çok zeki olabiliyor bazen. Anne baba çocuğu tutup hemen bir şeye götüreyim, bir psikoloğa götüreyim, bir zeka testi uyguladayım, durumu nedir falan. Bunlara da gerek yok bence. Hani zaten herhalde öyle bir şey de var. Evet, konumuzdan biri de aslında oraya da giriş yapmış olduk. Dahi yani dediğiniz gibi o evet, zeka seviyesi, IQ seviyesi biraz daha yüksek olan çocuklar var. Aynen. Anne baba herhalde bu konuda biraz daha farklı bakıyor. Benim çocuğum dahidir zeki falan. Yani bir de şöyle bir şey var. Hani dahi olunca toplumda bir yeri mi oluyor? Hani anne babalar açısından böyle bir şey de var ya. İşte çocuk işte efendim mesela biz test uyguluyoruz. Assist diye Türkiye'nin ürettiği bir test var. O testi uygulamıştım geçen sene. Bu sene uygulamadık ama bilim sanat öğrenci merkezden öğrenci seçiminde. Şimdi o testlerin uygulanması aşamasında şöyle bir şey var. Çocuk 152 çıkmış mesela. Hani bu çocukla ilgili ya illa bu çocuk bu sefer de onun uyum sağlamama durumu da var. Yani o çocuk da uyum sağlamıyor. Yani benim görüşüme göre zeka geriliği olan çocukla o çocukun hani durumu bizim çünkü normal eğitim sistemi içinde anormal durum yani. Aynı gibi. Anormal bir durum. Ya o çocuğa daha iyi eğitim sağlanıp da şimdi şu anda bilim sanat merkezinde o yapılıyor.
Hani ya da parlak zeka olabilir. Çocuk işte Efendimiz'in bazı şeyleri lep demeden leplebiyi bilebilir. Ama hepsi de illa 152-150 gibi zeka ayarlarında çocuklar demek yanlış. Ya da işte Efendimiz'in bu bana bir kimlik kazandırır mı? Benim çocuğum buraya gidiyor. O benim sorum bilim sanata gidiyor gibi bazı şeyler de var. Hani böyle bir toplumda yerleşmiş şeyler de var. Bizde var ya hocam, o komşunun çocuğu örneği var ya. Aynen. Böyle bir çocuğu olunca da bunu her yerde herhalde söylerler. Herhalde söylerler yani. Of, yine şeye gidecek işte, bilim sanata gidecek gibi. Hani hani istemiyorum da verilmiş gibi. Böyle bir durum da yaşanabiliyor. Ya da bilim sanat aslında hani mesela bazı durumlarda benim tanıdığım birisi vardı. Parlak çocuğu, parlak zekaydı. Ve bilim sanatı da kazanacak bir çocuktu. Ben ondan şunu duydum. Kesinlikle ben dedi çocuğumu göndermek istemiyorum. Niye dedim? Çünkü dedi bilim sanatın saatleri belli. Ben bu çocuğa yükleniyorum zaten. Spora gitmek istiyor, gönderiyorum. Yüzmeye gitmek istiyor, gönderiyorum. Aktiviteleri sanat, var zaten. Evet, sanat ya da müzik aktiviteleri var. Şimdi bunların içine bir de bu şeye girerse dedi, hani çocuk kaldıramayabilir. Hakikaten de çok fazla yüklenmek de hani yanlış olabilir. O yüzden hani onu bir ayarlı olması lazım. Bilim sanat merkezlerinin ben bu yönüyle hani gerçekten iyi çalıştığını düşünüyorum. Özellikle Çorum açısından da. Bunlar milli eğitimin mi hocam? Bu tabii milli eğitime bağlı. Ne kadardır var? Yani ben çok önceki zamanlarda hatırlamıyorum. Vallahi ne kadardır var? Sanırım ben son 5 yıldır belki daha önceki zamanlarda. Ya, önceden bizim kendi zeka testimiz yoktu. O zaman VNV falan, VNV diye. Çok da güzel bir şans aslında. Çok güzel bir şans. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi bu çocuklara neler öğretiyor buralarda? Ha, bunların bir seçim sürecinden bahsedeyim önce isterseniz. Dilerseniz bir burada merak uyandıralım. Reklama gitmem gerekiyor. Aynen. Güzel bunların bir seçim süreci var tabii. Ondan sonra şey var. Okullardaki eğitim süreçleri var ki. Bir reklama gidelim öyleyse. Öyle yapalım. Hem izleyicimiz de o merakını gidermiş olalım reklamdan aynen, sonra. Şimdi devam gidelim. Edeceğiz efendim. Kısa bir ara, az sonra buradayız. Yeniden merhabalar, Satırbaşı devam ediyor. Programımızın birinci bölümünde gelişim davranışlarını ve çocukların olumsuz davranışlarını sizlerle birlikte paylaştık. İkinci bölümde de dahi çocukları konuşmaya devam ediyoruz. Onlar nasıl anlaşılır ve eğitim sürecinde neler var, bunları konuşuyoruz değerli hocam Levent Sarı ile. Hocam, şimdi bilim sanat merkezinden bahsettik. Evet. Orada bir merak uyandırmıştık. Nasıl ilerliyor, neler var içerisinde? Evet. Şimdi mesela parlak çocuk ya da dahi çocukları öncelikle sınıf öğretmenleri ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda milli eğitime bildiriyor. Diyor ki bunun yanı sıra şimdi geçen yıllarda bir de veliye de bu şey verildi. Veli de isterse hani buna girebiliyor diye. Orada da bir grup taraması yapılıyor. Grup taramasında 10 çocuk alınıyor her bir sınıfa. O 10 çocuk tablet üzerinden sınava alınıyor. Sınav demeyeyim de yani bilim sanat merkezi seçme sınavına diyelim. Ona sınava alınıyor. Orada ilginç şey olan şu. Sınavdan önce tabletle ilgili bütün bilgiler veriliyor çocuğa. Tabletten nasıl soru değiştirileceği, nasıl hepsi aşama aşama anlatılıyor bütün çocuklara. Ve bu sistem aynı anda bakanlığa hemen aynı anda biter bitmez gidiyor yani. Öyle bir şey sistemi var. Orada sanırım 60 kadar soru çıkıyor. Bu sorular daha çok şekiller. Hiçbir yani kelime şeyleri falan olmayan sorular. Daha ikinci sınıflarda, üçüncü sınıflarda daha çok işte cümle kelimeler de çıkıyor ama o çok fazla değil. Daha çok şekiller. Atıyorum işte bir önce bir şekil gösteriyor. Bu şekilin aynısı hangisidir aşağıdaki şekillerden? Ya da bu şekilin bir şekil var. O şekil aşağıdaki şekillerden hangisinin içine tam olarak oturur ya da hangisinden farklıdır şeklinde sorular soruluyor. Farklılıkları ve ortak yönleri daha çok araştıran bir yöntem.
Burada çocuklar başarılı olurlarsa eğer bir sonraki aşama bireysel tarama sistemi ki bireysel taramada da çocukları tek tek alıyorlar. Tek tek. Daha çok rehberlik araştırma merkezlerinde geçen yıl yapılmıştı. Bu sene bilmiyorum. Belki bilim sanat merkezine alınma ihtimali var falan deniyordu. Bilmiyorum oldu mu olmadı mı. Bilim sanat merkezinde de ya da rehberlik araştırmada bireysel yapılan taramada da çocuklar zeka testine bireysel olarak alınıyor. Daha önceki yıllarda kullandığımız zeka testleri daha çok Amerika kökenli alınmış zeka testleriydi. Artık bizim var. Artık bizim var. Anadolu Üniversitesi'nden yapılmış bir çalışma ki ben onun şeyini de almıştım. Gerçekten çok harikulade olduğunu düşünüyorum. Sizde de vardır değil mi hocam? Bende de öyle oluyor. Yerli bir şey duyunca ben çok seviniyorum. Kesinlikle. Bir de işin içindeydim ben. Hani onun kursunu da aldım ki. Hani Veşlere de gitmiştim. Daha önce VNV'yi almaya da gitmiştim. Orada yarıda kaldı. Bir durum yaşamıştım olumsuz ve bırakıp gelmek zorunda kaldık. Veşlerin hani onun da çok böyle meraklısıydım. Hani çok da seviyordum. Severek de ilgileniyordum. Şey de aynı şekilde. Asis de o şekildeydi. Asis'i aldım geldim. Asis'i uygulamak da çok da kolayıma gitti benim. Orada da işte bireysel olarak çocuklara yine şekillerin hep şekiller üzerinden ayrıştırıcı noktaları, birleştirici noktaları şeklinde sorular var. Hatta ilerleyen sorularda zorlaşıyor gitgide. Sorunun birinin hani cevabını biz biliyoruz ama sorunun cevabının şeyini çözemedim ben. Hani mantığını, mantalitesini çözemedim. Çocuğun birine sordum merakımdan. Dedim ki ya kusura bakma şeyimiz bitti. Sen de bunu doğru yaptın. Evet. Bundaki mantık nedir diye sordum. Çocuk dedi ki, hatta çocuk da abi dedi bana. Yani öğretmenim hocam falan demedi. Abi dedi, siz dedi şeklin dışına yoğunlaşıyorsunuz dedi. Aslında şeklin içine baksanız dedi her şey çalışacak. Vallahi benden daha çok şey çalışıyor. Buradan tutmak var ya hocam. Buradan tutmak var. Aynen öyle. Ya farklılık gibi. Yani gerçekten hani zeki olduklarına hiçbir tereddütüm kalmıyor. Yani. Bakış açısı. Bakış açısı. Bir de hani biz de zekiyiz falan diye gitsiniz. Belki ben işte ne bileyim bazı şeylerde hakikaten özellikle de birleştirme noktasında kendimi çok çok iyi gördüm oldu. Çünkü şeyde yapılan 2 dakikada birleştirilecek resim vardı. Orada diğer arkadaşlar, Türkiye'nin her tarafından gelen arkadaşlarla bir resmi arkadaşları birleştiremediler. Hiç birleştiremediler. Ben geçtim. 1 dakika gibi sürede birleştirdim ki kendimi çok çok ileride görüyorum. Hocam Survivor'a falan katılırsınız ileride. Ama ona rağmen o soruyu çözemedim ben. Yani gerçekten bu çok, çok ilginç bir şey. Ve çocuk bana onu anlattı. Çocuklardan anlayacağımız her zaman bir şey var. Kesinlikle. Ve çocuklar mesela dedim ki işte en üstte 152'ydi sanırım ya da 155'ti. Ya düşünebiliyor musunuz? Çorum'da 152 çıkabiliyor. 145 haddinden fazla çıkabiliyor ki. İşte bilmeyenler için söyleyelim hocam. Nasıl bir rakamdır? Aynen. Bu? Mesela diyeyim işte normali 100-120. Bizimkiler belki 120 falan. Bizimki normaldir. Hani normal zeka bizlerin bulunduğu nokta. 120'nin üzeri biraz daha parlak zeka. 140'ın üzeri de artık dahi dediğimiz zeka ki. Ya bu çocuklar bu dahi sınıfına giriyorlar. Hani gerçekten hani onları artık değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bu süreç bu şekilde tamamlanıyor. Daha sonra sonuçlar açıklanıyor. Çocukların diyor ki işte sen 145 aldın ve bilim sanat merkezine gelmeye hak kazandın diyorlar. Bilim sanat merkezinde gidiyorlar. Bilim sanat merkezinde de dersler çok ilginç yani çok şey. Hani mesela diyeyim ki işte daha çok oyun oynayarak, uygulama yaparak dersler var. Mesela işte ilkokul bir çocuğu gelmiş orada ne yapacak, ders mi yapacak? Ders değil aslında tabii. Etkinlikler yaparak. Ya düşünebiliyor musunuz? Oradaki çocuklar bilgisayar programlama öğreniyorlar, yapıyorlar. Robot yapımı. Ya onların bir dönemi de var herhalde sergiledikleri. Keşke müsait olursa inşallah. İnşallah siz gidersiniz de biz de gideriz. Yani ilginç, çok ilginç. Kodlamalar dediğiniz gibi robotik. Kodlamalar. Yani onlar var ki hocam. Yani inanın hani artık Türkiye'de bence kodlamada çok çok önde olduğunu düşünüyorum. Kodlama, bilgisayar kodlamalarında, programlamalarında çok çok ileri olduğunu düşünüyorum. Hani belli aşamayı kat etmiş bir şeyler. Hani görüyorsun bunlar var oradakilerde de etkinlikler ve dersin okulun dışında okuluna yine çocuk devam ediyor. O ekstrası için. Yani mesele şu normal eğitime devam ama anormal olan kısımda da seni destekleyeceğiz.
Onun o körlenmesin. Yani i̇şte sen... o aslında kötü davranışları da bir yerde empoze ediyor kendini. Çünkü işte çocuk o noktada internet kafeye gitmektense ya da dışarıda mahallede. Kesinlikle. Mahallede de maç yapanları çok görmüyoruz artık. Aşerilik yapabilir yani çünkü zeki farklı oldukları için. Farklı bir davranışa meyledebilir. Zeki oldukları için hani onu her şeyi yapabilir o çocuk. Hani önü açık. Ya bir diğer çocuğun işte belki 2 yaş büyük kendisinden yani kendisinden 2 yaş büyük kişinin zekasına sahip atıyorum. Ya da 3 yaş büyük kişinin zekasına sahip. 3 yaş büyük kişinin yaptığı davranışları o çocuk yapsa çok haylaz, evet. Çok şımarık şeklinde, yaramaz şeklinde hemen ifadeler kondurabiliriz. O çocukları bu şekilde değerlendirdiğin zaman alıp götürüyorlar tabii de. Kesinlikle. Yani dahilik de bu zaten. Eğer ki biz bu dahileri şu anda değerlendiriyoruz. Daha önceki yıllarda değerlendirmiyorduk. Hı hı. Çok şükür şu anda bu kesimlerde tamamen devlete çalışıyorlar. Önceden devlete de çalışmıyorlardı belki belli noktalarda. Şu an tamamen devlete çalışıyorlar. Devlet için, önemli. Devlet aynen ülkenin varlığı için, ülkenin geleceği için çalışıyorlar. Bu da çok önemli. Bu da ailelerde o zaman hocam hani evet dahi ve zeki bir çocuk yapacakları da aslında biraz daha farklı olabilir. Ya bak sen bunları da yapabilirsin diye öngörebiliriz ya da önerebiliriz ama ailelerin de hani bunu çok abartmamaları belki de gerekiyor. Kesinlikle. Demin söyledim. Sıradan hayatını çünkü engelleyecek yani evet. Öyle olursa. Bazen aile var dediğiniz gibi. Ne yapıyor? Efendimiz bunu toplum içinde devamlı afişe ediyor. İşte benim çocuğum şöyle zeki, şöyle şurada hani aşamalarını söylüyor da. Hani ben şöyle düşünüyorum yani bu zekisi de varsa bazıları da saklama eğilimine gidiyorlar. Nazar olur çocuk falan diye. Muhakkak biz gidiyor. De o nazar konusu. Aynen yani bu şey yapıp tahtaya vur konusu. Bizim Türk milletinde çok fazla var onu da söyleyeyim. Bu durumlar da yaşanabiliyor ama bu bence ne yerinilecek, ne çekinilecek bir durum ne de çok fazla abartılacak bir durum. Çocuğun çünkü hakikaten öyle siz de buna hak veriyorsunuzdur. Yani çocuğun belli bir durumunda çocuk ne yapar? Oyun oynaması gerekiyordur. Evet de ders çalışacaktır ama onu da bir kendine zaman ayırması gerekiyor. Arkadaşlarıyla bir arada olması gerekiyor ama sen çocuğu aman benim çocuğum çok zeki, dahi deyip oradan alırsan aynen. Ya da bir fanusun içerisine koyarsan çocuğu da başka bir duruma entegre ediyorsun. Aynen öyle. Yani o dediğinizde doğru. Bunu deyince aklıma başka bir şey geldi. Buyurun. Geçenlerde kendi kendime diyorum ya ben çok zekiyim falan diyorum. Kendi kendime. Ya Rabbi diyorum ölümde dese bu bilginin tamamı gidecek mi falan diyorum ya. Maşallah hocam. Ya yani bunu ben şaka olsun diye, espri olsun diye burada söyledim. Öylesiniz zaten. Şey var hani bu bir tek bizim çocuğumuz değil ki. İnanın. Yani bu bilgi falan hepsinin bir sınırı var. Hepsinin bir yapabileceklerimizin hepsinin bir sınırı var. Yaradan yaratmış dört dörtlük ama ehseni takvim şeklinde en iyi şekilde yaratmış ama muhakkak ki eksiklerimiz var. Bakmak lazım şöyle çevreye. Kuş gibi uçabiliyor musun? Yok. Kısıtlamamız var. Balık gibi suda materyalsiz yüzebiliyor musun? Yüzemiyorsun. Sınırlarımız var. Her şeyin bir sınırı muhakkak var. Muhakkak eksikleri bir, de var. Aynen her şeyin bir eksiği var. Hatta aşırı derecede zeki olunca belki de davranış bozukluğunun daha fazla çıkmasına neden olabiliyor. Hani bunları da görmek lazım. O yüzden çocuklarımız biz her durumda destekleyeceğiz. Onların oyun oynamasına kesin engel olmayacağız. Oyun oynayacak ama takibimizde olacak. Bilgisayarı da kullanacak yerine göre, tablette kullanacak ama her şey belli sınırlara, belli şartlara dayalı olacak. Yasaktan ziyade yasalarla sınırlandırmış. Yani tabii biz o ev içinde yasa demeyelim de evin kuralları vardır. O kurallara uyacak çocuk. Hani biz bunları uygularsak zaten o çocuğu kazanmış oluruz. O çocuk sınırlarını da bilecek, sorumluluklarını da bilecek. Kesinlikle öyle. Bunları yaparsak her çocuk kazanılabilir. Yoksa biz şimdi davranış bozukluğu geliştirmiş getiriyorlar mesela uzman diye bize getiriyorlar. Çocuk davranış bozukluğu kazanmış tamam mı? Hangi aşamada olduğunu bilmiyoruz. Belki bu davranış bozukluğunu 5 senede kazandı. Belki 3 yılda kazandı. Ve sanki bizim elimizde de sihirli bir değnek var. Böyle dokundu muydu? Çocuk davranış bozukluğunu tamamen bırakacak. Öyle bir şey de yok. Bunun bir süreci nasıl ki oluşurken olduysa bırakırken de o süreci biz yaşayacağız tek tek. Belki haftalar sürecek, belki aylar sürecek. Ama bunun da bir süreci olduğunu veli kişiler, getiren kişiler kabul edecekler. Kendiler açısından da. Özellikle bir de şey var. Aile içindeki kişilerin bunu fark etmesi de zor olabiliyor da dışarıdan gelenler. Niye? Bu normal diyor ya her zaman yapıyoruz diyor. Alışkanlık olayı var ya Allah-u Teala bizi yaratmış. Sırf alışkanlık olmasın diye bak mesela günler uzuyor. Geceler daralıyor sonra geceler uzuyor.
Evet. Yani namaz vakti bazında bakarsak işte efendime söyleyeyim bazen sabahla öğlen, öğlenle ikindi, ikindiyle akşam arası bazen daralıyor, bazen genişliyor. Yatsı namazı yine hakeza 11'e kadar olduğu zaman oluyor bazen. Bazen de bakıyorsun işte daha erken saatlerde 6'da falan oldu oluyor. Bu nedir işte Allah-u Teala biliyor ki bizim alışkanlıklara boğulup kalacağımızı biliyor. Bizi diyor ki siz alışmayın diyor. Monoton yaşama alışmayın diyor. Sizi diyor ben böyle yarattım diyor. O yüzden de hani alışmaktan ziyade hani dışarıdan bakan kişinin daha büyük şey olduğunu düşünüyorum. Hatta bununla ilgili bir şey anlatayım. Belki program bitecek mi bilmiyorum. Bununla özetleyelim. Bununla kapatalım hocam. Buyurun aynen, hocam. Aynen. Bununla anlatayım. Yurt dışında kaldığım dönemlerde tren raylarının yakınında bir tanıdığımın evi var. O tanıdığımın evine o gün misafir geliyor. O tanıdığım evde otururken bunlar tren geçiyor. Güçlü bir sesle geçiyor tren tabii. Evet. Tabii ev sahipleri hiç şeye de bulunmuyorlar. Hani ne oldu tepki falan vermiyor ama oradakiler tepki veriyorlar. Ne oldu bir araba mı girdi, bir tır mı girdi, bir şey mi girdi diye bir başka eve falan. Onlar bir endişe içine giriyorlar. Ondan sonra diyor ki ya diyor misafirler siz diyorlar yani iyi duruyorsunuz burada diyorlar tamam mı? O da diyor ki yani nasıl duruyorsunuz burada diyor yani. Vallahi diyor siz hatırlattınız da biz hatırladık diyorlar tamam mı? O kadar artık. Aynen. Hani belki saatini geçireceği saati bile biliyorlar trenin ki ama umursamıyorlar. Hani alışmışlar hani. Bir sıradanlık. Sıradanlık, monotonluk var. Ama şey için öyle değil. Zaten aslında davranışların tamamında bu vardır. Yani bir hayal kırıklığından kaynaklanabilir. Niye? Çünkü alıştığımız şeyde bir farklılık olursa o bizi korkutur. Evet. Korkular da burada başlar, fobiler de burada başlar. Aslında davranış bozuklukları da burada başlar. Niye? Çocuk işte anne babanın yoksunluğu. Niye? Çünkü bir düze, tek düze olmuş bir durum. Aynı anda değişiklikler ortaya çıkıyor. Bunlar ne yapıyor? Kişide bazı korkulara neden olabiliyor. Niye? Çünkü var olan şeylerini elinden kaybedeceğini düşünüyor. Bunlar elimde gidecek. Bunlar giderse ne olur? Oysa ki ya da mesela biz de bazen anne babalar olarak ya çocuğuma bir şey olursa ya o çocuğa canı ben mi verdim? Ayakta ben mi tutuyorum? Biraz da değil mi hocam? Bazı şeyleri aslında unutuyoruz. En önemli unuttuklarımızdan birisi de bu maneviyat. Biraz da dünyalıkları çocuklara çok alıştırıyoruz. Aynen. Bu aynen. Dünyalığın da ne kadar önemsiz olduğunu da hatırlatmak gerekiyor kesinlikle. Diyelim. Belki aslında belki değil, konumuzla alakalı belki değil diyecek ama konu aynen. Hakikaten öyle. Çocuklara her şeyi veriyoruz, dünyadaki her şeyi ama çok önemli maneviyatları unutuyoruz. Maneviyatları yani. Unutuyoruz. Bu da ileride maneviyat içinde boşluk yaşamış, vicdani duyguları tatmin olmamış, acımasızlık ön plana çıkmış çocuklar yaratabiliyoruz, oluşturabiliyoruz toplum olarak. Hani o yüzden ben sevgiyle aşılmayacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Yani sevgiyle her şey aşılır. Sevgiyi ver yeter ki. Ama onu bile verirken hani kanaatince ver. Kanaat İslam'da sadece geçiyor biliyor musunuz? Diğer şeylerde yok. Kanaat ne demektir? Yani her şeyi ayarlı. Dozunda. Dozunda. Ne eksik ne fazla. Hani çok söyleme, arsız çok çok verme, hırsız gibi şeklinde deyim var ya onun gibi. Ya bunun her şeyin bir ayarı var. Allah da bize bunu da vermiş zaten. Biz de bu ayarda davranırsak. O dozu da iyi ayarlamak gerekiyor. O dozu iyi ayarlamak lazım. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Bu biz güzel, teşekkür ederiz. Bilgileri bizler birlikte bir kez daha paylaştığınız için aynen. Varsa son olarak kapatmadan hocam. Vallahi işte deminki söylediğim gibi ben bu sonla kapatmak istiyorum. Sevgiyle aşılmayacak hiçbir problem yok, hiçbir sıkıntı yok. Her şeyin ilacı sevgi. Allah-u Teala bile dünyayı peygamberimize sevgisinden dolayı yarattığını ifade ediyor ki. Habibullah diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Vallahi ben bu şekilde diyorum ve bitiyor. Kesinlikle öyle ben de noktanızı bir kez daha savunuyorum. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Satır başının sonuna geldik. Bugün çocuklarda kişisel gelişim bozuklukları ve kötü davranışlarını paylaştık. Akabinde de dahi çocuklar nasıl anlaşılır ve nasıl bir eğitim sürecinden geçerler bunları sizlerle birlikte paylaştık. Yeni bölümde tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.